Ben deyim, teşekkürler. Bugünkü dersimizde atasözleri nedir, onları işleyeceğiz. Öncelikle atasözleri nedir, bir fikri olan var mı? Yoksa geçeceğim. Atalarımızın söylediği şey evet, geniş kapsamlı bir açıklama yapacak olursak, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgilerini, düşünce ya da öğüt şeklinde bizlere aktardığı sözlerdir diyebiliriz. Şimdi sizlerden atasöz örneği alayım. Tamam. Yüzüme baka baka karardım. Evet. Ağaç yaşken eğilir. Evet. Akıl tamamı gelir zaman. Evet. Ben isteyen var başka. Yoksa geçiş diyorum. Şimdi Rumman tekniğiyle atasözlerin ne anlamlara geldiğini arkadaşlarınızla tartışarak fikir alışveriş yaparak öğreneceksiniz. 6 öğrenciyi buraya alabilir miyiz? Gönüllü arkadaşlar. İçeride 3 arkadaşımız olacak. Birbirlerine sırtları dönük olacak. İçeride olmak isteyen arkadaşlar. Sırtınız birbirinize döneceksiniz. Diğer 3 arkadaşımız da arkadaşların karşılarına geçecekler. Tamamdır. Şimdi ben size 3 tane atasözü vereceğim. İç arkadaşlara vereyim. Birinci atasözümüz, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Bu atasözümüzün anlamını tartışacaksınız. İkinci atasözümüz, can çıkmayınca huy çıkmaz. Üçüncü atasözümüz ise davulun sesi uzaktan hoş gelir. Karşıdaki arkadaşa söylüyorsunuz, bunu bir dakika boyunca tartışarak ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyorsunuz. Bir dakika süreniz başladı. Denemiştim. Evet arkadaşlar, bir de şansımız sona erdi. Şimdi birer tur atıyoruz. Dıştaki arkadaşlar birer arkadaş kayıyorlar. Evet. Yine aynı şekilde içteki arkadaşlar dıştaki arkadaşlar atasözünü söyleyerek birer dakika boyunca ne anlama geldiğini tartışıyor. Tamam, tamam. Hoş geldin. İnsan kendi evinde kişiye değerlendirmek için başkasının içine çünkü zaten benimdeler, ben sahibim, başkasına bu var. Evet arkadaşlar, bir dakikalık süremiz yine sonlandı. Şimdi tekrar bir tur atıyoruz ve tekniğimizi sonlandıracağız. Bir tur atalım ve diğer arkadaşlarımızla tartışalım. Uzaktan bir şey güzel olabilir. Yani uzaktan bir şey. Yani şey bende olan değil de uzaktan duşur gibi bunlar. Yani uzaktan durunca hani iyi yani yaklaşınca ses artıyor. Bence rahat oluruz. Hani bunun için söylemiş olabilir. Evet arkadaşlar, bir dakikalık süremiz sonuna geldi. Şimdi gönüllü bir arkadaşımız. Tamam. Bize atasözü, tartışı atasözlerinin ne anlama geldiğini anlatsın. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Huy insanın kişiliğiyle ilgilidir. İnsan doğar, büyür, ölür. Ölünceye dek hangi huy varsa o anda kalıcı olarak devam eder. Hocam birincisi bu. Davulun sesi uzaktan hoş gelir atasözümüz. Bazı işler veya bazı şeyler vardır ki dışarıdan insana çok güzel gelir, kolay gelir. Ama o işin aslı o kadar kolay değildir. Üçüncü atasözümüz, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Başka bir kimsenin malı kişi olduğundan daha değerli görünür. Bu birbirini çekmeyen insanlar da daha çok olur. Evet. Şimdi arkadaşlarımızla fikir alışveriş yaparak da öğrenmenin gerçekleşebileceğini gördük. Teşekkür ederim arkadaşlar size. Dersimiz burada bitmiştir.